boyundu. Aylera pa 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 pa. Evet canlar, Halil ile Hamit'i hatırlıyorsunuz, onu özlemişsinizdir. Bak yine ne yaptılar biliyor musun? Burası bizim annemizin evi. Onlar bizim çocukluk arkadaşımız olduğu için onlarla tanışmıştık. Yani Halil ile Hamit dedi. Ben de onların çocukluğunu biliyorum. Onlar temiz çocuklar dedi ama... Hayır, hiç de temiz çocuklar onlar değil. Onlar hiç de temiz çocuklar değil. Onlar senin tanıdığın gibi değil anne, anne. Ya işte onlar mahvettiler. Onlar senin tanıdığın gibi kalmadı. Onlar her yeri batırıyorlar. Canlar, annemizin evi büyük mü? Yani bizim evimiz ama bilmiyoruz yine de bakalım. Aa, çok büyükmüş. Bu çok ne? Çok büyük. Annemiz bizi kapı dışarı edecek. Bu bölümde burayı nasıl temizleriz hiç bilmiyorum. Yani kapı dışarı edecek, şu evi temizleyin yoksa sizi evden atarım dedi. Canlar, bir kısmını birlikte temizleyelim, bir kısmını da biz sonra temizleriz, dinlenip temizleriz. Yani dinlene, böyle olmaz. Dinlene dinlene temizleriz. Yani aynen. Biz dinlene dinlene Halil ile Hamit'i de dövsek olur mu? Bence de olabilir. Bir önceki patronun eviydi. Hadi orayı bir şey yaptık birazcık yani, hızlı temizledik. Gelmişken İş görüşmesi falan de vardı. Gelmişken içine de at da yıkansın ya. Ya artık annemiz bizi vurmadığına şükrediyor. Yani anneler bir de böyle şeylere dikkat eder ya. Bu kadar pislik nedir? Nasıl açıklayalım? Ya bence şu an Halil ile Hamit'in annesine de kaydırıyor olabilir. Bence de. Nasıl evlat yetiştirdin ya, diye. Aynen yani. Bunları bırakalım canlar. Bunları bıraktık. Bak. Bak bak. Nere? Çalışma masasından hiç böyle. Sandalyesini kaydıra kaydıra geze geze gelmişler böyle. Oyun mu oynadınız içeride? Ne yaptınız? Ya valla bilmiyorum. Anne çıldırdı. Yani yapacak bir şey yok canlar. Çiçek miçek de aldık dedik. Affet bizi dedik. Halil ile Hamit'in suçu dedik. Bizim suçumuz bütün yok dedik ama. Bütün aldığımız çiçekleri yerlere attık. Bak görürsünüz canlar birazdan. Her yerde çiçek var. Bir sürü çiçek aldık. Bir de bir tane çiçek almadık. Kabul etmiyor çünkü çiçekleri. Pembesinden kırmızısına, beyazından moruna hepsini aldık ama hayır dedi. Hayır. Önce şu pis evden kurtulmam lazım. Bence de. Ya canlar buraları nasıl yapıyorlar? Vallahi bir gün gizli kamera koyacağım. Gidecekleri yeri tahmin etmeye çalışıp gizli kamera koyacağım. Ama nasıl çünkü tahmin tüm edeceğim? Yakın etrafımıza tanımadığımız herkesin evine gittiler. Tanıyıp tanımadığın herkes de var. Patrona gidiyor. Kendi evini batırıyor. Komşunun evine batırıyor. Komşuya gidiyor. Bizim çevremizdekilere sesleniyorum. Birek birek. Halil ile Hamit'i almayın evinize. Alırsanız da sorumluluk bizde değil. Biz onları artık tanımıyoruz. Tanımak da istemiyoruz. Arkadaşlık da yapmıyoruz canlar. Hani arkadaşlığımızı kestik geçer dedik ya. Bu ne ya? Biz temizlikçiyiz ya. Aynen o hale döndük biliyor musun? Sabah akşam görevimiz buymuş gibi ev temizliyoruz. Bir onun annemizin evi. Evi bunun evi. Çiçek neredesin ya? Bir patronun evi. Parti evi çok ay, zordu. Ay şu köşede kalmış. Köşede. Kışı ortada. Canlar bitmiyor bitmiyor. Her yeri temizliyoruz ama yine bitmiyor ya. O kadar zor ki. Temizle yani temizle bitmiyor ya, anlatamıyorum. Hayır temizleyince bir tur da rahatlıyorum açıkçası. Yani evet zaten temizle rahatla ama ya bir de kendi aynen. Evimiz olsaydı keşke. Ya annemizin evi geç bizim evimiz sayılır. Yani hiç patronun evini, komşunun evini, parti evini oralar... temizlemesek daha iyiydi ama. Oralar zor geldi canlar ama şu annemizin evi olduğu için ya her şeyi dağıtmışsınız zaten ama anne kaç gün bıraktın buraya bak. Bak çiçeğimiz yine burada görüyorsun değil mi? Ama affettiremedik kabul ki. Kabul etmiyor. Yani ben hayır, olsam ben de kabul etmem bu ne böyle. Zaten bahar temizliği yapacaktık. Biraz kışın ortasında oldu ama. Ya şu şekilde temizlediğimizi görse annemiz bize kızmaz mı? Böyle temizlenir mi? Her yeri bastırdınız laminatlar kalkacak diye. Hortumla şey mi temizlenir? Baksana bu ama artık yapan, çöpleri gizli gizli koymuşlar. Böyle yapan ablalar vardı. Halın üstü sanki temizlenmedi. Öyle mi diyorsun? Her yeri temizledim ama orayı unuttum sanki mu? Sanki halının üstünde bir fırt kaldı. Vallahi sıktım. Dönüp bakarız canlar. Temiz olmayan yerlerde tekrar temizler. Burada ne yıkadınız? Burada ne yıkadınız? Bir bana söyleyin. Bunlar var ya pisletiyorlar pisletiyorlar. Kendileri böyle berduş gibi gezmemek için. Benim çamaşır makinesine gitmem lazım. Artık şey alamayacağım. Çamaşır alamayacağım canım. Çamaşır makinesi bulmamız lazım. Burada mı acaba? Aney! Makine nerede aney? Oo karşı tarafta. Şuradan hiç de alabildiğiniz kadar alayım. Oraya gidelim. Bence şunu koyup oraya gidelim canım. Orayı temizleyelim. Çamaşırları da boşaltalım. Hızlı bir şekilde çamaşır makinesine gidiyoruz. Canlar geldik çamaşır makinesinin olduğu odaya. Şimdi buraları da toplayıp çamaşır makinesine çamaşırları atıp hızlı bir şekilde buradan çıkmamız lazım. Ya var ya kağıtlar artık tabak mabak yapmaya başlamışsın. Çünkü evde şey kalmamış. Tabak kalmamış. Ya anne çok haklısın. Bu ev benim olsa ben de çıldırırdım. Ya bence bu evi satalım bak. Parasıyla gidip yeni bir ev alalım. Bu evde bir daha oturulmaz. Bence de. Ya adamlar bir günde nasıl bu hale getirdi ya. Yere bak. Tamam bitti. Hiç yakıştıramadım. Burayı çok temizlemediysek güzel. Burayı da temizleme. Oo burayı temizlemiş. Tamam. Bak girince ferah ferah. Odalardan odalar çıkıyor. Yani annemizin evinde maşallahı var yani. Aynen bayağı da büyükmüş ama. Bize para yok diyorsunuz ama siz kendiniz koca koca ev alıyorsunuz. Hayırdır? Ama bak şöyle de bir durum var. Halil ile Hamit de kendini aşıyor. Böyle evleri de batırabilecek kabiliyete sahipler. Değil mi? İlk başta dedi ki küçücük evi kil... Ya. Tamam. Kapat. Konuşmuyorum. Kapat üstten kapat. Meseleyi kapatalım. Ya bu anne bu nasıl bir şey konsepti yani? Bence de bu nasıl
bir bura tuvaletse tuvalet olsun yani. Banyoysa banyo. Böyle görünüyor. Bak görünüyor. Ben görüyorum. İçeri görünüyor. Ben aynen. Burada çiçeğe girmem. Kendi evime giderim. Bizi atabilirsin tamam evde. Burada ne varmış? Hamster mı varmış? Bilmiyorum. Acaba? Annemin böyle değişik değişik huyları var. İşte besliyor öyle değişik değişik. Bak ya yatağı böyle. Yastık nerede? Yine yastığın teki yok. Ya yok mu teki? Kesin tek nereden çıkacak çok merak ediyorum. Bak çiçeklerimiz yine yerlerde. Bak hediye medyede aldık. Çiçekler de şöyle solmasın biraz sulayalım. Hediye medyede aldık. Hediye ama ya yani bu kadar ya. Kirlenince ev çıldırdı kadın tabii kendinden geçti. Çok normal. Çok normal. Bir şey diyeceğim. Canlara güzel bir soru soracağım sen bir şey demeden. Tamam sor. Ailenizdeki birileri böyle temizlik ya temiz olmadığı zaman etraf kirlettiği zaman size ne diyor? Kızıyor mu? Ya da anneniz böyle temizliği sevmiyor mu? Ya da temizliği çok mu sevmiyor ya, mu? Sevmeyen anne yoktur da ya da çok mu titiz böyle? Bir yeri kirlettiğiniz zaman size ne diyor? Aşağı güzel güzel yorumları yazın bakalım. Ben de merak ediyorum. Mesela yaz odayı dağıttığı zaman ben diyorum ki yavrucuğum evladıcığım çocuğum niye dağıtıyorsun buraları? Bak yastık yerde. Ben biliyordum bak, annemize olmadığını. Söylemeyelim yatmaz yoksa ona bir daha. Bence söyleyelim bu bilsin eve diyorsun. Girmesin bile. Canlar azıcık bir yer kalmış ben bu kadar hızlı sürede temizleyeceğimizi kestirmiyordum. Aynen, çok güzel. Mesela şu nerede? Şurada burada. Al kırmızı çiçeğimizin olduğu bölümde. Nerede var mesela canlar? Sağ tarafta tabak var diyor. Tabak. Şunlar tabii tabak dedi. Tabak dedi de aynı. Burası. Ya bugün çok duvarlar, hızlı temizledik. Duvarlar. Nerede? Şuranın bak şuranın duvarları. Duvarlar var. Ay. Örümcek ağları kalmış. Aşiret. Şurada. Nerede başka kaldı? Yok, bir çöp var. Kaldı. Çöp var. Çöpü güzel. Nerede karşıda görmedik mı? Biz ya? Şurada. Çöpü nerede görmedik? Hayır burada değil. Şu sağımda. Şurada. Aa bak. Yatağın üstünde kalmış. Canlar bulaşıkları da hızlı bir şekilde gidip yıkayalım. Makine alalım. Makineye aynen. Yenisini atalım. Ve güzel ben güzel temizlediğimizi düşünüyorum. Bak şimdi makineye gidip atacağız zaten. O sırada bu da çıkacak. Bence dümdüz de. Gittiğim zaman sol tarafta mı kalıyor? Doğru gidiyorum canlar. Bir gidiyorum. Daha gideceğim. Şurası. Şuradan köşeden sağ. Ama ev de çok güzel. Ev güzelmiş. Güzelmiş. Biz de yıkadık temizledik anneciğim oturabilirsin. Yani artık çiçekleri kabul edip hediyeleri kabul edebilirsin. Bir daha yıkayalım hadi 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 bir daha. Hadi bir daha. Canlar evet, şimdi gidip bizden bulaşıkları alalım. Daha sonra gelip bunu da alalım. O zaman bitecek oyun. Pembe kapı çıkış kapısı nereye gidiyorsun? Yanlış kapı. Şimdi biz canlar şeye gidiyoruz. Hemen hızlı bir şekilde mutfağa gidiyoruz. Canlar hızlı bir şekilde buradaki çamaşırları da temizledikten sonra bitireceğiz diye düşünüyorum. Şimdi eski haliyle yeni halini göreceksiniz. İnanılmaz tertemiz oldu. Resmen ter attım ya. Çok yorulduk. Perfect, perfect. Tabii güzel. Sıkıntımız yok. Güzel temizledik. Biz artık onlar yüzünden nasıl temizleyeceğimizi öğrendik. Eski hali böyleydi bak. Eski hali ne haldeydi? Yani artık çöpü falan dağıtmışlar. Canım ev nereden nereye dönüştü gördün mü? Tertemiz oldu, tertemiz oldu. Tabii ki bir sonraki bölümde Halil ile Hamit'in yine bize... Boğazını sıkacağız. Bize yaptığı kötü şeyleri göreceğiz. Bir sonraki bölümde Halil ile Hamit'in cenaze törenlerinde sizleri de bekleriz. Canlar bölüm 6'ya geçtik. Hayır ya. Burada duman filan da var. Bilmiyorum canlar kimin evi olduğunu da şu an çıkaramıyorum. Çok pis. Bir sonraki bölümün gelmesini istiyorsanız mükemmel sayıda beğeni atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın.